eğitim sistemi olmuş olsaydı şu anda hani öğrenciler, alim, profesör, doktor öyle şeyler olurdu ama yok. Hiçbir işinize yaramayacak bilgilerin ezbere dayalı dayatılmasından başka hiçbir şey görmüyorum. Türkiye'de eğitim sistemi diye bir şey yok. Türkiye'de çöküşlük var. Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına Türkiye'deki eğitim sistemini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Yani iyi düşünmüyorum. Yani genel olarak eğitim sistemini şöyle söyleyeyim size. Yani erken yaşlarda başlanıyor çocuklar eğitilmeye ve sürekli bir şeyler dikte ediliyor. Yani çocukların özgür düşünebildiğini düşünmüyorum. Öyle diyeyim. Mesela öğretmen çocuğa diyor ki dersini niye yapmadın diyor. Veli okula geliyor ertesi gün diyor ki ya bir çocuğum arkadaşlarının içinde diyor rencide etmişsin diyor. Böyle bir şey olmaz ya. Türkiye'deki eğitim sistemi şu anda güzel eskiye nazaran. Yani gençlerimiz aydın, bilinçli olarak yetişiyor. Bununla da iftihar ediyoruz. Peki eskiye nazaran derken? Yani 1900 20 yıllarında eğitim böyle değildi. Daha önceleri de böyle değildi ama 22 yılından sonra eğitim çok güzel olmaya başladı. Her tarafta mesela Kayseri'de var güzel Erciyes Üniversitesi'nin haricinde diğer üniversiteler açıldı. Diğer vilayetlerimize açıldı. Tahmin ediyorum 81 vilayetin hepsinde üniversite var. İkişer üçer tane. Aydın, bilinçli, çok güzel gençlerimiz yetişiyor. Ülkesine sahip çıkan, vatanını seven. İnşallah daha da iyi olur yani. Vallahi hiç iyi bulmuyorum. Şimdiki ilkokul 5'e giden çocuğa çarpım tablası soruyorsun bilmiyor. Yok, bir şey yok, boş. Sebebi ne olabilir sizce? Bilmem artık, onu siz bilin. Yani yetersiz ve kötü buluyorum. Yani bütün tanıştığım öğrenciler, yani şu ana kadar memnun olan ki hiç kimseyle karşılaşmadım. Yani çünkü başta yeterince imkan sağlanmıyor. Yani ben şahsen bilgisayar mühendisliği öğrencisiydim, dondurdum. Şimdi tekrar büyük bir şehir ve yurt dışı imkanlarına ulaşabilmek için. Özellikle mühendislik anlamında zaten hiçbir şekilde bir destek veya imkan sağlanmıyor. Şu anda zaten bir popüler Z kuşağı muhabbeti var. Z kuşağından kime sorarsanız sorun. Hani hedefin ne, ne yapmaya çalışıyorsun? Herkesin aklında bir ülkeyi terk etmek. Hani zaten dolar kuru hisse senedi gibi bir dolar kuru olmuş. Yani bir ülkenin para birimi böyle olmamalı. Yani çoğu anlamda gerçekten bir kaosa doğru sürükleniyoruz ve kimse de işin kötü tarafı farkında değil. Yani eğitim sistemini yetersiz buluyorum. Hani dünya genelinde bir yetersizlik var ama Türkiye'de sorumlu olmadığınız, hiçbir işinize yaramayacak bilgilerin ezbere dayalı dayatılmasından başka hiçbir şey görmüyorum. Yani eksikleri var, kabul ediyoruz ama iyi niyetle çalışıldığını düşünüyorum. Bir de fazla tabii bakan değişikliği falan da olunca haliyle istenen olmadı. Ama inşallah iyiye doğru gidecek. Meslek liselerinin önünün açılması tabii ki önemli bir etken. Yani hesapsız kitapsız kapatıldı onlar. Bugün de ara eleman bulunamıyor. Bu tabii yılların sıkıntılarını bunlara yüklemek doğru değil ama tabii biraz da geç kalındı. Yani daha iyi şeyler yapılabilirdi bu kadar zamanda. Daha önceden meslek liseleri önü açılabilirdi. Benim zamanımda sınavla girdik mesela şeye. Fen lisesi ayarındaydı o zaman meslek liseleri. Sınavla girilirdi yani öyleydi. Seçme öğrenci girerdi. Şimdi hiç kimsenin gitmediği okullar haline döndü. Tabii kalite düştü öyle olunca. Kalite düştükçe de tabii kimse gitmez oldu. Yani hiçbir yere gidemeyen bari meslek lisesine gitsin denildi. Bu da Türkiye'ye eleman. Daha doğrusu kalifiye eleman eksikliği olarak döndü. İnşallah iyi niyetli çabalar görüyoruz. Destekli olacağız, destekleyeceğiz. Yapılacak, olacak inşallah. Daha iyi gidecek. Türkiye'de eğitim sistemi diye bir şey yok. Türkiye'de çöküşlük var. Hani nasıl desem, hani euro dolar 15 oldu. Kimse eğitim yapamıyor ki ailesini geçindiremiyorlar. Ailesini geçindirmekle çocuklara güzel bir eğitim dersi yok. Şey yaptılar, telefondan EBA verdiler. Hiçbir işe yaramadı, kimse hiçbir şey anlamıyor. Hiç hani eğitim sistemin hani falan
Hani insanlar nasıl çocuğumu okuturum, nasıl meslek sahibi olurum ama hiç alakası çocuklarını okutuyorlar ama hiçbir şey olduğu yok. Mesela benim kuzenim var, öğretmen olmak istiyor ama maaşı 4,5-5 milyar ve Türkiye'de asla geçinmiyor. Ev kirası 1 milyar, ondan sonra elektrik, su, şu bu zaten hepsi. Bu parayı hangisi karşılasın? İhtiyacına mı karşılasın? Yemesine, içmesine mi karşılasın? Kıyafetine mi karşılasın? Hiçbir şeyine karşılayacak hiçbir şey yok. Eğitim sistemi çöküş, dediğim gibi hiçbir şey yok yani. Okumak isteyenlerin çoğu okumaktan vazgeçiyor. Neden diye sorarsan. Çünkü neyin ne olacağını gayet iyi biliyorlar. Bunun için yani ne yapabilirler ki başka?